Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben İman. Arkamda gördüğünüz üzere Milan'ın simgesi olan Duomo Katedrali'nin önündeyim. Milan, İtalya'nın kuzeyinde bulunan bir şehir ve İtalya'nın ikinci önemli şehri. Aslında Milan'a ikinci gelişimiz ama bir 5-6 yıl olmuştur buraya geleli. Zaten Avrupa'nın modanın başkentlerinden. Arkamda gördüğünüz Orta Çağ'dan kalma gotik mimarisiyle ünlü Avrupa'nın 4. büyük katedrali Duomo var. Burası gerçekten devasa. Arkamda görüyorsunuz zaten. Çok ihtişamlı bir katedral. Burası zaten 1380'li yıllarda yapılmaya başlanmış ama yapımı 1965'li yıllarda bitmiş. Bir de görüyorsunuz arkamı aşırı yoğun. Herkes böyle fotoğraf çekiliyor. İşte benim gibi video alanlar falan var. Aşırı kalabalık. Burası zaten bütün aktivitelerin hemen hemen gerçekleştiği bir yer. Şurada da görüyorsunuz alışveriş merkezi var. 2. Emanuel Alışveriş Merkezi. Burası dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden ve bu ikisi de böyle bir arada olduğu için burası ekstra öneme sahip. Önemli bir meydan burası. Terasına çıkıp Milan manzarasını izleyebiliyorsunuz. Size elimden geldiğince buralarda bir şeyler göstermeye çalışacağım. 3 gün gibi bir kısıtlı vaktimiz var bizim. Bakalım size daha neler göstereceğim. Arkadaşlar, burası dünyanın en eski alışveriş merkezi. Burada birçok ünlü mağazalar, birçok özellikle zengin mağazalar, yani ultra zengin mağazalar bulunuyor. İçerisinin en önemli özelliği camlarının tavan olması. Yani camların tavan olması, yerlerde mozaikler olması, yani çok eski bir yıllardan beri kullanılan alışveriş merkezi olması. Burası her zaman çok yoğun bir yer. Arkamda görüyorsunuz zaten. Şu tavanları görüyorsunuz. Aşırı mimarisi kendine özgü. Hadi biraz size burayı gezdireyim. Görmek isterseniz eğer Leonardo da Vinci'nin heykeli Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezinin hemen diğer çıkışında. Girişinden dümdüz yürürseniz diğer çıkışını bulursunuz çünkü birçok çıkışı var. Bu arada eklemeyi unutmuşum. Bu Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezinin adı İtalyan bir kralın isminden verilmiş. Bunu da buraya not olarak ekleyeyim. Duomo'nun yanında bir tane teras var, böyle restoran olan bir yere geldik. Birer tane içecek söyledik. Ve yanında atıştırmalıklarla beraber geldi. Yani içeceğin yanında geliyormuş. Bayağı hoşuma gitti. Makarnam yeni geldi. Umarım tadı güzeldi. Güzelse güzel derim. Değilse zaten geldim. Uğramayın buraya derim. Güzel. Kurberkin pastasını da bakayım. Ama ne olduğunu söyleyeyim değil mi? Neydi bu? Bu domatesli, kırmızı biberli. Bunda pesto, nane, kabak. Bir de içinde pecorino diye bir peynir var. Parmesanın bir farklısı olan. Güzel. Afiyet olsun bize. Nereye geldim? Arkamda gördüğünüz yapılar, şu iki bina, Milan'ın ödüllü yapıtlarından Bosco Verticale, yani Türkçesi dikey orman. Burası yenilikçi çevre teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken bir yer. Yerli, yabancı birçok turistin ilgi odağı. Yapılardan biri 76 metre, bir diğeri ise şu gördüğünüz 100 metre. Burası yatay kentleşmenin çevreye getirdiği sorunlardan dolayı böyle bir deneme, çalışma. Bu şekilde sorunu çözmeye çalışmışlar. Yani yatay kentleşme değil de hani dikey olarak kentleşmeyi savunan bir yapı. Binanın dış çevresinde yaklaşık olarak 2000 çeşit bitki ve ağaç türü yaşıyormuş. Yolda bozuldu. Ya burada yaz kış yaşayabilirim diye düşünüyorum. Arkamda gördüğünüz şu eğik kule, Pisa kulesi 1100'lü yıllarda yapılmış ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.